Sayın Defterdarım, Sayın Vergi Dairesi Başkanım, Tekirdağ, Çorlu, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odalarımızın değerli başkanları, yine Vergi Dairesi Başkanlığımızın değerli yöneticileri, değerli konuklar, kıymetli basın, sizleri şahsım ve Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. ...6736 sayılı bazı alacakların yapılandırmasına ilişkin kanunun sosyal güvenlik ayağını hatırlarsanız bundan iki gün önce gerçekleştirmiştik. O gün olduğu gibi bugün de kanunun diğer ayağı olan vergi affını ele alacağız. Yine konunun uzmanı seçkin bürokratlarımız, vergi dairesi başkanlarımızın nezdinde başkanımızla birlikte kendileri buradalar bizleri bilgilendirmek için teşrif ettiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, daha fazla yatırım, daha fazla üretim yapmalı, daha fazla istihdam sağlamalıyız iş insanları olarak. 15 Temmuz şehitlerimize ve diğer tüm şehitlerimize vefa borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz iş insanı olarak. Bu uğurda önümüzü açacak adımları kararlılıkla atan hükümetimize ve meclisimize teşekkür ediyoruz. 6736 sayılı bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunda bu önemli adımlardan bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan kanun ile vergi borçları, sosyal güvenlik kurumu alacakları ve oda aidatları yeniden yapılandırılıyor. Söz konusu yeniden yapılandırma, Haziran 2016 ve daha önceki dönemlere ait SGK borçları ve bunların gecikme cezalarını da kapsıyordu. Değerli arkadaşlar, köklü, güçlü ve güven veren kadim bir devletimiz var çok şükür. Büyük devletimizin tarihi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Medeniyet kadar eski. Türk devleti binlerce yıl olduğu gibi bugün de hür ve bağımsız olarak bağrında nice ocaklar tüttürüyor. İnşallah tüttürmeye de devam edecek. Bu büyük devlet tüm gücünü aziz Türk milletinden alıyor. O millet dişinden tırnağından arttırdığını kim bilir evladının rızkından eksiltip bu yana koyduklarıyla var oldu var olmaya devam edecek. Çalışan kesim yani ekonominin bu kadim uygarlığı ayakta tutan en önemli kalemlerden bir tanesi. Değerli konuklar, vergi deyip geçiyoruz ama bakın bu kelime çok özel anlam barındırıyor bünyesinde. Yani kamunun herkesin yararına kendi payına düşeni yasal olarak vermek, payından feragat etmek. Ben değil, sen demek, biz demek. Çanakkale'de yaralı İngiliz askerini kucağında taşıyan Mehmetçik demek. Yani olmayanı olduran işte bu tılsım. Türk devletinin üzerine inşa olunduğu maya da bu. Lütfen vergilerimizi ödeyelim. Vergi ödemekte kaçınmayalım. Elbet yarın bizden tarafa kat ve kat daha fazla olarak bize geriye dönecek. Umut gelecek, istikbal olarak dönecek. Evet, rekabetçi piyasa ekonomisinde kimi zaman evdeki hesapta çarşıya uymuyor. Bazen vergilerimizi ödeyemiyoruz. İşte bu durumda da bakın devletimiz bizlere şefkatli elini uzatıyor ve barış ilan ediyor. Mükellef ile devlet arasında. Öyleyse gelin hep birlikte iş insanları olarak bu barıştan hissemize düşeni alalım. İşte bugün burada bunun için toplandık. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son olarak burada toplanmamıza vesile olan yine Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı'na ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımızın hepimize faydalı geçmesini temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.